Merhaba. Bu uygulamamızda Freestyle dediğimiz Creo ile birlikte gelen ücretsiz uygulamamızı kullanarak kaşık modellemesi gerçekleştireceğiz. Bunun için arkaya bir resim yerleştiriyoruz ve resme istediğimiz düzlemden bakabiliyoruz. Şimdi front'tan baktım. İstersem düzlemleri açıp kapatabilirim toplu bir şekilde. Freestyle'a geliyorum. Freestyle'a geldiğim zaman İlk başta primitif geometrilerim var. 3 boyutlu ve 2 boyutlu. Öncelikle buradan 2 boyutlu primitif geometrimi seçiyorum. Daha sonra seçip bunu scale edeceğimi, ölçeklendireceğimi belirtiyorum ve kaşığın sap kısmına uygun olacak şekilde ölçeklendirmemi yapıyorum. Daha sonra yeni hücreler ekleyerek ve dragger'dan faydalanarak da uygun konuma getirerek modele uygun bir geometri oluşturuyorum. İlk başta stick yapısında yani bir çubuk gibi geometri elde edeceğim. Daha sonra da bunu şekillendirerek kaşık geometrisini elde edeceğim. Gördüğünüz gibi. Simetrik bir yapı olduğu için de tek taraftan yaptığım değişikliklerin diğerlerine de yansıması için mirror komutunu kullanıyorum. Ve düzlemimi seçiyorum. Artık tek tarafta yaptığım değişiklik diğer tarafa da yansıyacak. Daha hızlı çalışmamı sağlayacak. Yaklaşıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi geometriye uygun şekle getiriyorum seçimlerle. Hızlı ve kontrollü bir şekilde çalışmamı sağlıyor. Şekilde kontrollerimle geometrime uygun yapıyı elde ediyorum. Artık referans resmiyle ilgili çalışmamı gerektirecek bir durum kalmadı. Bunu gördüğünüz gibi gizleyebiliyorum şu şekilde. Geometrimi elde ettikten sonra iki boyutlu bunu seçip Edit Definition diyerek gerekli diğer müdahalelerimi yapacağım. Mesela şurayı tutuyorum. Bakın şu şekilde hareket etsin. Alanları belirleyip o seçim alanı içerisinde kalan yapıların döndürülmesi, taşınması gibi işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Kontrollü bir şekilde kaşıma şeklimi veriyorum. Önemli noktalardan bir tanesi de kaşığın uç kısmı. Buraya şekil vermek oldukça normal şartlarda zordur fakat freestyle ile gördüğünüz gibi şeklimizi rahatlıkla verebiliyoruz. İstediğimiz düzlemden bakarak da daha kontrollü çalışabiliyoruz şu şekilde. İstediğimiz gibi detaylı kontroller yapabiliyoruz. Daha da estetik görünüşler sağlayabiliriz. Daha sonra bunu tanımladıktan sonra artık isterseniz bunu yüzey komutlarını kullanarak katıya çevirebilirsiniz. İsterseniz de direkt tıkım verip bir kalınlık vererek katı hale dönüştürebilirsiniz. Daha sonra isterseniz renderlarınızı alabilirsiniz. Burada alınmış bazı render örnekleri var. Şekilde gerçekten imal edilmiş gibi görünüşler elde edebilirsiniz.
Real time renderla da çalışabilirsiniz isterseniz.